O yıllarda sık sık hapse düşen dönemin ünlü dolandırıcısı Eyüplü Halit, bir gün hapiste İtalyan bir kasa hırsızıyla tanışır. Tabii bizim Halit İtalyan'ı hemen tava getirir. İtalyan hırsız sayesinde Mussolini'ye İtalyanca bir mektup yazdırır ve yollatır. Mektupta, "Sayın Mussolini, ben sizi çok seven, fikirlerinizi çok takdir eden bir Türk'üm. Antalya'nın sizin hakkınız olduğunu savunduğum için hapis yatıyorum. Yardımınıza muhtacım," yazar. Biraz sonra İtalya Başkonsolosu İstanbul valisine müracaat eder ve Halit'le görüşmek ister. Hapishane müdürü her ne kadar konsolosu Halit'in dolandırıcı olduğu konusunda uyarsa da konsolos buna inanmaz ve Halit'e yüklü bir miktar para bırakıp hapisten çıkmasını sağlar. Tabii Halit'in bunun dışında başka dolandırıcılık maceraları da var. İstanbul işgal altındayken sahte karakol kurup Rumların paralarını dolandırması, ayrıca 68 kadını evlendirme vaadiyle kandırıp paralarını alması.